Bahar, hemen senin 2 dakikanı alacağım. Seni hazır burada yakalamışken. Ben yakın zamanda yurt dışına çıkmak istiyorum. Sen de zaten çok gezdiğin için kafama takılan sorulara yanıt verirsin diye düşünüyorum. Tabii ki. Bu konuda yardımına ihtiyacım var. O yüzden sana birkaç tane sorum olacak. Tamamdır. Akla takılan ilk sorulardan başlayalım. İlk olarak sen Japonya harici hangi ülkeleri gezdin? Nereleri gezdim? Aslında öyle çok da gezmedim. Avrupa'ya gittim. Sırbistan'a gittim. Hollanda'ya gittim. Bu yaz Fransa ve Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. İtalya'ya gittim. Kıbrıs'ı sayıyor muyuz? Sayabiliriz. Kıbrıs'a gittim. Çok iyi. Peki ben mesela herhangi bir vize almadım. Vizesiz nerelere gidebilirim? Vizesiz, yani yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlar ilk olarak bence vizesiz gitmeyi düşünüyorlarsa Bosna Hersek, Sırbistan gibi Balkan ülkelerine gidebilirler. Hem çok uzak değil, hem kültür bize daha yakın. Yani benim gibi ilk yurt dışı deneyiminiz Japonya ile yapmayın bence. Böyle ekstrem bir hareket atmayın Neden? bence. Japonya senin için zor mu oldu? O yüzden Ondan mi? değil de hani ilk kez yurt dışına çıkıyorsun ve gittiğin ilk yer Japonya yani. Zaten 14 saat uçuyorsun. Bambaşka bir kültür, bambaşka bir dünya ve inanılmaz uzak yani. Hani saat farkı çok ciddi. Yani ben olsaydım yurt dışına gidiyor, ilk kez gidiyor olsaydım önce bir Avrupa ülkesine giderdim. En azından daha yakın. Yani ama ben vizeye de başvururum, ona da bütçem var dersen Avrupa'ya gitmen de daha mantıklı. Mesela Roma, Amsterdam, Fransa buralarda çok mantıklı. Önce Almanya'da olabilir. En azından Almanya'da çok fazla Türk de var çünkü. Şunu Yani biz sorayım. bu videoda aslında yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlara bunu nasıl yapabilirler? En kolay nasıl gidebilirler? Maliyetlerini nasıl düşürebilirler? Bunlardan söz etmek istiyoruz. Peki sen az önce yurt dışına çıkma konusunda kültürümüze yakın olan ülkelerden bahsettin. Bosna Hersek'ten bahsettin. Bunun dışında sence farklı kültürler tanıma dışında biz neden yurt dışına çıkmalıyız? Bence neden yurt dışına çıkmanız lazım? Çünkü yani insan yaşadığı yerin ürünüdür, tamam mı? Sen burada doğuyorsun, burada büyüyorsun, buranın kültürüyle büyüyorsun, buranın dilini konuşuyorsun. Dolayısıyla olaylara ve dünyaya bakış şeklin sadece tek taraflı. Ama yurt dışına gitmeye farklı insanlar, farklı kafalar görmeye başlarsan senin de dünya ile ilgili bakış açın değişiyor. Bugünümüzde çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü artık dünya değişiyor, biliyorsun sen de. Yani metaverse geliyor, teknoloji değişiyor. Artık hiç kimse sadece bir tane işte iyi olmakla yetinemiyor. Çok fazla şeye açık olman lazım. Çok fazla şeyi yakalaman lazım ve çevik olman lazım. Yani bunun için kendini açman, kendini geliştirmen. Hani en kötüsü sadece farklı bir ülke, farklı bir yer görmen bile eğer anlayabiliyorsan sana bir şey katar. Bu yüzden kesinlikle yani ben liseyi bitirdiğim gibi yurt dışına gittim. Üniversiteye bile girmeden gittim ve bunu Avrupa'da genelde böyle yapıyorlar. Bizde böyle değil. Türkiye'de liseyi bitiriyorsun, üniversiteye başlıyorsun. İşte üniversite bitiyor, işe başlıyorsun, evleniyorsun. Böyle bir gidişat var ama bu Avrupa'da böyle değil. Buradaki yani kime sorsan aşağı yukarı bizim jenerasyonumuz herkes Avrupa'ya gitmek istiyor. Demek ki buradaki bir şeyler ters olabilir ya da bir şeylerin değişmesi gerekiyor olabilir. Bu yüzden farklı kafaları görmek, biraz değişik bakmak için kesinlikle yurt dışına gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani olay bir iki mimari göreyim ya da oraları burayı gördüm değil de bir şey kapmak gerekiyor bundan. Anladım. Japonya'ya çok genç gittiğinden bahsetmiştin. Hala gencim Zaten hala gençsin ama çok çok gençken çok gittiğinden mi? gençim. Evet. Liseyi bitirdim Şimdi gittim. liseyi bitirdin de gittin. Üniversiteler şimdi bazı programlarla gidebiliyor Erasmus'ta. Peki biz eğer bir üniversite öğrencisi değilsek veya bir üniversite öğrencisi isek Avrupa'ya gitmek için ne yapabiliriz? Hani özel bir vize mi var? Bunun hakkında bilgilerini paylaşır mısın? Yani eğer öğrenciyseniz ve Erasmus'a gidebiliyorsanız bence mükemmel bir fırsat. Yani hem orada okuyorsun, yani orada yaşıyorsun resmen. Turist olarak orada değilsin yani. Oradaki öğrencilerle birlikte hem o hayatı görüyorsun hem orada yaşıyorsun. Bu mükemmel bir fırsat bence. Ama kim Erasmus'a gitse dersleri hep geri plana atmış. Hani bir yılı kaybetmeyi göze almak gerekiyor. Eğer öğrenci değilsen de evet Avrupa için Schengen vizesi var. Ama yani ülkemizde mevcut dolar ve euro kurunda Schengen biraz pahalı olabiliyor. Mesela ben en son Schengen'e 2 hafta önce başvurdum. Ve Almanya üzerinden başvurdum ve 100 euro ödedim. 100 euro ne yapıyor şu an? 2000 falan yapıyordur herhalde. 100 euro, evet 2000'e yakın. Yani bir 2000, 2500 bunu sadece vizeye başvurmaya ayırmanız lazım. Bunun bileti de var. Yani şu anki kurla biraz sıkıntılı ama. Peki şunu soracağım. 2000-2500 vizeye başvurmak için ödeyeceğimiz ücret. Peki bu vizeyi alabilmek için işte banka hesabımızda belirli bir paranın olması gerekiyor mu? Yoksa her vizeye başvuran kabul edilir mi? Bunun için nasıl bir yolu izleyelim ki vizeyi almamız daha da garanti hale gelebilsin? Şöyle, yurt dışına ilk kez çıkacak olan ufak arkadaşlarımızın şunu bilmesi lazım.
bankada bir paran olması gerekiyor. Ve yani bu paranın standartını tam olarak bilemiyorum ama hani şöyle, memur şöyle düşünüyor. Bu kişi buraya geldiğinde burada ne yiyecek, ne içecek? Buna yeterli parası var mı? Bunu karşılayacak kadar bir paran olması gerekiyor bankada. Bir de seni burada tutan bir şey olmalı. Yani vizeni görecek olan memur şey demeli. Okey, bu geri dönecek ülkesine. Buraya kaçak gelmiyor. Yani burada ya öğrenci olmalısın ya sigortalı bir işin olmalı. Seni burada tutan bir şey olmalı. Ya da hani çok girçik yapmış olmalısın ki o da ilk kez yurt dışına çıkacak biri için mümkün değil. O yüzden seni burada tutan şey önemli. Memurun bunu görmesi önemli, parayı görmesi önemli, bir güvence vermen önemli. Mesela diyelim ki ben oraya gidiş dönüş uçak biletimi de aldım ve bir hafta kadar kalacağım. Hı-hı. Hani biraz da Avrupa'daki fiyatlardan bahsedelim. Ben mesela 1000 euro aldım. Yani 1000 euro beni 7 gün idare edebilir mi Avrupa ülkesinde? 1000 euro seni eğer minimuma indirirsen, yani sürekli restorana gidip yemek yemezsen, bir ay bile götürebilir. Bir ay. Çünkü mesela hani İtalya'da lüks bir restoranda bir pizza 7-8 euro. Yani biz burada euro kazanıyormuş gibi ödüyoruz. Yani çünkü 7-8 euro ne yapıyor? 150-170 TL falan mı? Burada da bir pizza fiyatı o yani nereden evet, baksan. Ne yazık ki. O yüzden hani orada 1000 euro yeterli oluyor. Ama yani bunun şey konaklama gideri yok. Anladım. Peki konaklama tarafında hani temel ihtiyaçlar işte barınma, işte yiyecek söylediğin gibi. Hani bu temel ihtiyaçlarımı orada diyelim ki bir hafta vakit geçireceğim. Tamam, farklı kültürleri göreceğim, tanıyacağım. İşte ulaşımımı falan hesap ettim. Onlarda sıkıntı yok. Ama barınma gibi temel ihtiyaçlarıma ayıracağım bütçeyi nasıl minimize edebilirim? Barınmayı minimize, hatta sıfıra indirmenin bir yolu var. Bug'ı bulunmuş. Evet, bug'ını bulduk. Ya bug'ı değil de bu çok yaygın aslında. Couchsurfing diye bir web sitesi var. Ben de yurt dışı seyahatlerimde ilk olarak couchsurfing yaptım. O sistemde o ülkede yaşayan yerel lokal insanların evlerinde kalıyorsun. Yani davet oluyorsun. Şu vakitte geleceğim diyorsun. Zaten güvenli bir site yani. Hani daha önce evinde kalmış insanlar yorum yapıyor, site yıldız veriyor, siteye para ödemen lazım, verify etmen lazım, account'un hesabını falan. Tamamen güvenli yani. Ben ilk Japonya'da o şekilde kaldım. Bir ay kaldım yani bir Japon'un evinde. Anahtarı bana vermişti resmen. Eve bile gelmiyordu. Kız arkadaşıyla kampa gidiyordu. Çok çalışıyordu zaten. Eve uğramıyordu. Ben bir ay Tokyo'da sıfır konaklamayla, sıfır konaklama ücretiyle kalabildim. Sadece o siteye üye olurken bir ücret ödedin. Önceden ya. Koronadan önce site ücretsizdi. Şu an korona yüzünden seyahat falan çok azaldığı için site para kazanamıyor. Sanırım bu yüzden ücretli yapmışlar ama öyle çok da uçuk bir ücret değil yani. Ki buna da değer yani. Çünkü hani başka bir ülkedesin ve otele para vermiyorsun. Bana en çok otel ve konaklama tarzı yerlere para vermek koyuyor yurt dışına gittiğimde. Çünkü hani yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim. Buna bütçeyi ben ayırmak istiyorum. Bir de hani o kültürü yaşamak, orayı görmek gerçekten istiyorsan lokal bir insanın evinde kalman da daha bir artı sağlıyor. Bu yüzden Couchsurfing'i kesinlikle öneriyorum. Adını da şuraya yazarız. Şimdi daha önce yurt dışı seyahatlerinde bu Couchsurfing sitesini kullandığını söylemiştin. Hani kimlerin evinde kaldın zaten Japonya'dakinden bahsetmiştin. Hı-hı. Onun dışında gittiğin ülkelerde yaşadığın garip olaylar falan var mı mesela? Var galiba. Ne oldu? Var. Gerildin biraz. Az şimdi... önce siteyi övdün, şimdi acaba kötü bir şey mi çıkacak? Yok, hayır. Can ya da mal güvenliğinizi riske atacak hiçbir şey kesinlikle yok. Ama birlikte yaşamaya gittiğiniz insanlar değişik insanlar olabilir tabii. Bunu da göze almak gerekiyor. Bu yüzden yorumları okumak önemli. Kesinlikle yorumları okuyun, yıldızlarına bakın. Şimdi bir ülkede yanında kaldığım kişi çok aktif bir hayat sürüyordu diyeyim. Hı hı. Travmatize oluyordum yani böyle içeride uyumaya çalışırken. Aktif bir hayat. Cinsiyeti neydi bu arada? Kadın. Kadın. Peki bu senin kalmanı engelledi mi? Yok, hayır. Yani ben gece geç vakitte gidiyorum eve. Hı hı. Uyanıyorum, sabah erkenden çıkıyorum. Biliyorum öyle bir hayat var evde. Ama onun dışında can mal güvenliği sıkıntı yaşıyor. Yok, hayır. Hayır, hiçbir şey yok. Çok şey güzel. Yok. Yani bir kere bunu daha önce de söylemiştim. Yani Türkiye daha karışık, kaos bir ülke. Hı hı. Hani burada bir problem yaşamıyorsan Avrupa'da yaşaman bir tık daha düşük yani. Daha düşük. Yani bence insanların, yurt dışına çıkmak isteyen insanların kafasına takılabilecek en azından temel soruları ben sorduğumu düşünüyorum. Bunun dışında senin açıklamak istediğin bir şey var mı? İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız çok düşünmeyin. Kesinlikle gidin derim yani. Hani yaz tatilinde bir hafta olur, birkaç gün olur bilmiyorum ama mutlaka gidin, buna başlayın derim yani. Çünkü ufak yaştayken bir şeyler şekillenmeye başlıyor sende. Kişiliğin o zaman şekillenmeye başlıyor. Bu yüzden çok uzatmadan imkanınız varsa mutlaka gidin. Üstelik Couchsurfing gibi bir imkan var. Yani birisinin evinde bedavaya kalabiliyorsunuz. Sadece uçak biletini alman yetiyor. Vizesiz bir ülkeye gidersen vize masrafın da yok. Mutlaka buna başlayın derim. Çünkü şey yani... Buradaki gibi olmamalı ya. İşte okul bitti, evlendin, şu bu falan. Evet, hani farklı daha farklı şeyler görmek var yani. Bir kere yaşıyorsun ve belki yarın öleceksin. Yani o yüzden
mutlaka gidip görmen, deneyimlemen, merak ettiğin şeyleri yaşaman, sevdiğin şeyleri bulman, kendini bulman çok önemli diye düşünüyorum. O zaman mutlaka gidin. Anladım. O zaman teşekkür ediyorum Bahar. En azından kafamıza takılan temel sorulara yardımcı olduğun için. Bu videonun altında bence yine kafaya takılan bir sorular olursa tabii, evet, aynen. Yorumlara yazsınlar, sen de yanıt verirsin. Veya farklı ikinci bir soracağı videosu daha çekeriz. Veya yurt dışında merak edilen belki de yaşanan en garip anılar olabilir. Kesinlikle. Onun gibi aynen. Bir video serisine de başlayabiliriz. Teşekkür ederim kafamızdaki soru işaretlerine cevap bulduğun için. O zaman kendine iyi bak. İzleyenlerimize kendine iyi baksın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.